yayındayım. Herkese merhaba. Uzun bir süreden sonra yeniden mekan gezmeye başladık. İşte onlardan bir tanesi, haftaya en iyi başlangıç yapacağınız yerlerden bir tanesi Arada Kafe'ye geldim. Arada Kafe ismi bence ne Galata'da, ne Tophane'de, ne de Karaköy'de olmasından, ne yukarıda ne aşağıda olmasından kaynaklanıyor olabilir. Biraz arada bir yer burası. Çok tatlı bir yer. İstanbul'daki en iyi serpme kahvaltı veren yerlerden bir tanesi. Muhakkak görmenizi tavsiye ederim. Hadi biraz içeriye bakalım, kahvaltımıza bakalım. Şunun ismi Fethi. Haşlanmış nohut, kıtır ekmek, yoğurt, tahin sosu, sarımsak sosu karışımıdır. Falafel, nohut köftesi olarak geçiyor. Falafelin sosu, yoğurt, tahin sosu, sarımsak sosu karışımıdır. Falafeli bandırıp yersek sindirimi daha kolay olur. Bandırmazsak bir süreden sonra şişkinlik yapıp insanı rahatsız edebiliyor. Zahter, 20 çeşit baharatın karışımı, artı susam var içerisinde. Zeytinyağla karıştırıp yeniliyor. Dilerseniz önce ekmeğinizi zeytinyağına bandırıp sonra zahtere bandırabilirsiniz. Ya da direkt yağ üzerine döküp öyle de yiyebilirsiniz. Mütebbel, patlıcan közlemesi, yoğurt, tahin sosu, bir de sarımsak sosu karışımıdır. Yandaki pembe şeklinde görünen de mütebbel. Bu sefer pancar közlemesi, yoğurt, tahin sosu, bir de sarımsak sosu karışımıdır. Muhammara, Türk mutfağındaki acuka'nın biraz daha yoğun baharatlısı. Farklı olarak içerisinde ceviz var. Humus, nohut ezmesi olarak geçiyor. Tahin sosuyla karıştırılmış. Muhammaralı pidemiz, zahterli pidemiz. Burada gördüğünüz bizim buraya özgü kabaklı böreğimiz. Üçgen şeklinde olan da bizim buraya özgü ıspanaklı narlı böreğimiz. Evet. Afiyet olsun. Bu kahvaltının fiyatı ne kadar acaba? Kişi başı 76 lira oluyor. Evet, ve içerisindeki her şey sınırsız. Tekrar tekrar evet. İsteyebiliyoruz. Peki bu içecekler ekstra. Bunlar nedir? Bunlar ekstra. Bu karışık mevsim meyveleri. Evet. Bu da polomuz. Poloyu biliyorsunuzdur. Nane, buz, bir de limonata içeriyor. Güzel, ferahlatıcı içecekler. Tabii. Teşekkürler. Rica ederim. Burası ağırlık olarak Lübnan mutfağı. Lübnan yemekleri var. Evet, mekanın arka bahçesi burası. Burası ön tarafı. Şimdi hep beraber geziyoruz. Tüm detaylarıyla size gösteriyorum. Burası mekanın üst katı. Bu arada 6 senelik bir mekan burası ve alt tarafta bir de Endülüs diye ayrı bir mekan daha var Karaköy tarafında. Şimdi son olarak bir de bahçe kısmına çıkalım. Gerçekten eşinizle, dostunuzla, ailenizle rahatlıkla gelebileceğiniz ve gerçekten güzel lezzetlere doyabileceğiniz farklı bir yer. Bence buraya mutlaka gelmelisiniz.